Hadi koş. Şşş. Dikkatli ol. Sakın çıkma dışarı. Nereye çıkacağım? Hadi. Hadi sen de dikkatli ol. Çabuk gel. Pardon. Bir dakika. Açık mısınız? Yok, kapattık. Ya vallahi ben çok açım. Yakınlarda başka açık yer var mı? Buradan ötede yok. Sağ ol. Çay var içersen. Ya vallahi makbule geçer. Gittiler. Kimler? Polisler. Gitti. Gelebilirsin. Bana ne canım polisler. Allah Allah. Başın dertte mi? Bir alacak verecek davası vardı. İftira ettiler bana. Peşime adam taktılar falan. Sonra bir sürü şeyler oldu. Boş ver. Anlatma. Bilmek istemiyorum. Babam mı geldi? Evet Şebnem. Baban geldi kızım. Baba. Baba, babacığım. Her iyiliğin bir karşılığı vardır mutlaka. Nasıl oldu? İlaç etkisini gösterdi. Uyudu. İyi. Doktor hep buradaymış. Değil mi? Yani yine bir şey olursa diye. Burada canım. Otelin doktoru. Sabaha kadar uyur dedi. Hadi. Hadi biz de yatalım artık. Halil. Bir şey olursa haber ver oğlum. Hadi Allah rahatlık versin. Ne olacak böyle? Tedavi olması şart. İyileşmesi için her şeyi yapacağım. Demin aşağıdan terapistiyle de konuştum. Bir kliniğe yatıracağız. Başka çare yok. Ölüm fikrini kafasından atması lazım. Hayata yeniden sarılması lazım. Hastaneye yatmayı kabul etmezse? Edecek. Ben her dakika onu kaybetme korkusuyla yaşayamam. O benim her şeyim Kadir. En yalnız olduğum anda çıktı karşıma. Onu gördüğüm anda unuttum yalnızlığımı, kimsesizliğimi. O anda sevdim. Sanki hayatımda hep vardı. Onunla doğmuştum sanki. O ana kadar hep o yanımda varmış. Onunla yaşamışım gibi. Artık onsuz yaşayamayacakmışım gibi. Melekçe benim yaşama sebebim. O benim her şeyim. Ben onu böyle görmeye dayanamam. İyileşmesi lazım. Ben de gideyim. Sen de dinlen biraz, tamam mı? Tamam mı? Hadi sabaha görüşürüz.
Önüne baksana kardeşim. İlaçlara bakıyordum da. Bir şey oldu mu? Yok yok. İlaçlara bakıyordum. Kızım hasta da biliyor musun abi? Telaşım var benim. Arabanız var mı? Yok. Evinize götüreyim madem çocuk hasta. Zahmet etmeyin abi. Evim hemen şurada benim. Peki. Geçmiş olsun. Allah razı olsun abi. İyi nöbetler. Hı hı. Saygılar.